Tuğçe Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, çok şükürsünüz. Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri bu arada sizler misafir ettiniz, ağırladınız. Biz ekibimiz adına çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Hoş geldiniz, rica ederim. Hoş bulduk. Buyurun. Ben böyle röportajımı öncelikle sizleri tanıyarak başlayacağım. Cansu Hanım kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Şöyle, ismim Cansu Rüzgar. 10 yıl önce eşimle birlikte bu sektörü tanıdım. Evet. Şu şekilde oldu. İlk dükkana girdiğimde inciler kelep kelep toptan haldeydi. Ve ne olduğunu anlamamıştım. İnci evet. dediğimiz şey bu muydu dedim. Ve çok şaşırdım. Daha sonrasında işin içinde elimdeki bu kadar imkanla ben neler üretebilirim? Biraz Yunus Bey teşvik etti o zaman sizi, evet, aslında eşiniz. Kesinlikle öyle. Evet. Hem de bu işte bayanların bayanlara yönelik olduğu için ben bunu takıya dönüştürüp ve de gündelik hayatta, özellikle normalde inciyi daha çok mücevher sektöründe görüyoruz ve ben bunu gündeliğe, günlük tarzı uygun nasıl tasarlayabilirim de işte bayanlar daha stil ve tarz bir şekilde bunu takabilire odaklandım daha çok. Aslında siz kendiniz ne ister? Empati, zihniyetler. Kesinlikle öyle. Ben bu inciyi nasıl takabilirim? Evet. Yani gündelik gezerken günlük kıyafetime uygun ben bu inciyi nasıl boynumda taşıyabilirimle yola çıktım. Evet. Ve bu şekilde tasarımlarıma başladım. Yaklaşık evet. 10 yıldır. Devam ediyor. Evet. Eşinize sırtınıza verdiniz, mücadele ediliyor. Rüzgar inciyle başlayan yolculuğumuz kendi tasarım ismimle Lulu Cevheri olarak dönüştü, devam etti. Evet. Bu şekilde yolculuğumuza başladık ve devam ediyoruz. Evet, çok zor bir iş ama hizmet sektörü. Yani siz de bayansınız, daha iyi anlarsınız öyle. Aslında bir şeyleri. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Yani olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Buyurun. Öncelikle müşterimin benden ne istediğini tespit ediyorsunuz. Kesinlikle tespit ediyorum. Benden ne istediğini anlamaya çalışıyorum. Kaliteye çok önem veriyorum. Şimdi incide çok kalite var. Şöyle söyleyeyim, yani en ucuz kaliteden en yüksek kaliteye kadar önümde benim çeşit var ve ben bunların arasından en ucuzunda bile en iyi kaliteyi nasıl sağlarım diye hepsinin arasında bir seçiyorum incileri. Daha sonra bunları parçalarımı önüme döküyorum. Gümüş, kuyumcu sektöründeki kullandığımız bijuteri dediğimiz grupla bunların hepsini bir araya getirip bir kolye, bileklik ve bir tasarıma dönüştürüyorum. Evet, ama bence sizin en büyük başarınızın sırrı çok severek yapıyorsunuz kesinlikle. İşinizi. Kesinlikle. Evet. Yani ben gerçekten bunu hissettim. Evet. İnsanların mutluluğu sizi mutlu ediyor dedim. Hem cinslerinizin aynen, özellikle. Kesinlikle öyle. Hani gerçekten böyle çok mutlu oluyorum. Özellikle yaptığım tasarımı müşterimin boynunda görüp ve emeğinize sağlık bir teşekkür cümlesi etmeler, evet, beni yani o sattığım üründen çok daha memnun ediyor ve biz bu süreçte daha çok dost kazanıyoruz açıkçası. Yani hani evet. müşterilerimize malı yaptık gönderdik diye bakmıyoruz. Daha sonrasında bir sıkıntıları olduğu zaman bizi arıyorlar ya da başka bir... Çok önemli noktalar ama bunlar yani. Kesinlikle öyle. Ya da bizim bulunduğumuz çevreden de bizi arıyorlar. İşte Cansu Hanım, bizim şuna ihtiyacımız var. Tabii biz bu sektördeyiz. Size bu konuda da yardımcı olabiliriz diye de müşterilerimizi yönlendiriyoruz ve bir dostluk oluşturuyoruz. Evet. Hepsine. Fuar nasıl geçiyor sizin için? Fuarın ilk günü çoğunda bir fuar gerçekten. Fuar hakkında görüşlerinizi alın fuar efendim. Fuar şöyle, bizim Ekim ve Mart aylarında gerçekleşiyor fuarımız. Mart fuarımız daha büyük oluyor. Evet. Ekim'de biraz daha ufak çaplı geçiyor ama bu sezon Ekim'de çok müşteri bekliyoruz. Yani çok katılımcı bekliyoruz. Evet. İnşallah tabii iyi geçecek. Dönüşler de belli olacak. Kesinlikle. Bir fuarın sonra. Fuarlar evet. çok önemli. Bu bir gerçek. Kesinlikle öyle ve fuar yani benim için de ayrı bir özelliğe sahip yani. Evet. Ben fuarda çok güzel vakit geçiriyorum. Evet, bu enerjiye yansıyor, başarıya da yansımış. Yeni insanlar tanıyorum. Kesinlikle. Yurt dışı katılımcıları da oluyor. Evet. Bu sayede Toptan'a yönelik de çalışmalar yapılıyor. Kesinlikle. Aslında güzel bir puzzle parçaları. Her şey yerli yerinde olmuş burada diyebiliriz. Peki bu yola çıkarken buraları hallediyor muydunuz? Hani bir 10 sene önceye dönelim. Eşiniz vesile oldu dedik, Yunus Bey. Buraları hayal ediyor muydunuz? Ya da bundan sonra neler olacak? Eşimden sonra evet hayal ediyordum. Aslında çok daha büyük hedeflerim var. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Yani evet. bu bir başlangıç süreci bile diyebiliriz buna. Bundan sonra çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Evet, son olarak şunu soracağım. Peki biz ürünlere nasıl ulaşım sağlayabiliriz? İnternet üzerinden de sanırım ilerleyen dönemlerde İnternet projeler olacak. İnternet üzerinde şu an bir çalışmamız var. Evet. Sitemiz yapım aşamasında açılacak. Şu anda Instagram sayfamız var. Lulu Cevheri olarak. Instagram evet. sayfamızda da bir şey
yüksek takipçiler de var. Orada da ürünlerimiz evet, var. Buradan da ziyaret edebilirler, görebilirler ürünlerimizi. Birebir zaten orijinali. Aynen öyle. Bunu da hatırlatalım. O zaman biz herkesi buraya davet edelim sizlerle tanışmaya. En azından bir çay kahve içmeye. Kesinlikle herkesi bekliyoruz. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle size çok teşekkür ediyorum Cansu Hanım. Başarılarınızın da devamını çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.